Evet, tekrardan herkese merhabalar sevgili öğretmenler. Bugün Profesör Doktor Ayşegül Ataman ile birlikteyiz. Hocamız üstün zeka, üstün yetenek çocukların aileleri ile iletişim ve işbirliği konusunda bizlere bir sunumu olacak. Hocamıza, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere Ayşegül hocamız çok değerli hocamız alanımız için sevgili öğretmenlerimiz. Hocam tekrardan teşekkürler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Öğretmen Akademilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum hocam ve sözü size bırakıyorum. Peki ben teşekkür ederim. Gençlerin büyük bir kısmı beni tanıyamayabilir. Meslekteki 55. yılım bu sene. 55 yıldır üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar alanında çalışan bir öğretim üyesiyim. 44 yıl Gazi Üniversitesi'nde çalıştım. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ilk mezunlarındanım. 69 yılında mezun oldum. O zamandan bu zamana alan olarak da özel eğitim alanında ilerlemeler yapıyorum ama lisansım çift okul psikologluğu, rehberlik ve özel eğitim alanını bitirdim. Ama akademik kariyer olarak da özel eğitim alanını seçtim. Temel olarak üstün zekalar üzerinde Türkiye'deki ilk araştırmaları yapan kişiyim. YÖK falan yoktu o zaman ben bu araştırmaları yaparken. Onun için YÖK'teki kaynaklara girdiğinizde çok da fazla benim araştırmalarımı bulamazsınız. Çünkü profesörlüğüm 2547 yıl oldu ama ondan önceki bütün akademik çalışmalarım 1750 sayılı üniversite kanunuyla kesinleşti. Zaten profesörlük yükseltmedir. Alanda yaptığınız çalışmalarla yükselirsiniz. İlk çalışmamı 1972'de müzik ve plastik sanatlarda olağanüstü yetenekli olan çocukları yurt dışında eğitmek üzere 1948'de çıkıp 57'de 6660 sayılı yasa şekline dönüşen yasayı incelemek üzere yapmıştım. Yüksek lisans tezim buydu. Doktora tezim 1976'da, o da Ankara Fen Lisesi üzerine yapılan bir çalışmaydı. Fen ve matematik alanındaki üstün yetenekli çocukların eğitsel sorunlarıydı. Ve ilk kez TÜBİTAK sosyal bilimlerde bir araştırmayı benim tezimle destekledi. Ondan sonra 84'te Ankara İl Resmi Şehir İlkokullarındaki üstün zekalı çocuklar üzerine bir saha araştırması yaptım. Ondan sonra da zaten profesörlükte yeni yasa bir tez gerektirmiyor. Çalışmalarınızı bakaraktan siz değerlendiriyor. 14 yıl Ankara Üniversitesi'nde çalıştım. 44 yıl Gazi Üniversitesi'nde çalıştım. Dekanlık yaptım. Enstitü Müdürlüğü yaptım. Orada bir merkez kurdum. 2013'te emekli olduktan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefke Arp Üniversitesi'nde özel eğitim öğretmenliği bölümünü kurdum. Halen bu bölümün başkanlığını yapıyorum. Geçtiğimiz bu yıl Şubat ayında sıkı bir denetimden geçerek programımız Kıbrıs'taki bütün üniversiteler içindeki özel eğitim bölümleri açısından tek akredite oldu. 3 yıl süreyle EPDAT kurumu tarafından akredite edildik. Ve de genel olarak özel eğitim alanına öğretmen yetiştiriyoruz. Ve burada da üniversitede de bir merkez kurdum ayrıca. ÖÇEM diye, bu merkezde özel gereksinim olan çocuklar eğitim, araştırma ve uygulama merkezi. Yöneticiliklerim falan filan var ama öğretim üyeliği en çok hoşuma giden yan. Ve de alan olarak da seçtiğim üstün zekalılar ve üstün yetenekli çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti de veriyorum. Onların yönlendirmelerini yapıyorum. Değerlendirmelerini yapıyorum. Ve sizlerle irtibata geçtiğimizde benden üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların aileleriyle iletişim ve işbirliği nasıl sağlanır konusunda bir sunum yapmam istendi. Evet. Şimdi şeye geçersek, birinci slayta geçersek nasıl geçeceğiz? Onu şuradan herhalde geçeceğiz. Hocam aşağı, evet hocam. Evet, açtım. Şimdi burada bazı örnekler
var. Hepiniz bunların bir kısmını biliyorsunuz zaten. Örnekler üzerinden gidersek birinci örneğimiz Leyla. Standartlaştırılmış zeka testlerinde 145 zeka bölümü almış. Ama okuldaki akademik derslerin ortalaması 80. Sinan resim iş dersinde çok güzel heykeller yapıyor. Ancak akademik ağırlıklı derslerden kıl payı sınıfını geçiyor. Tarık matematikte sanki bir sihirbaz. Çözemediği problem yok. Ancak İngilizce ve sosyal bilgilerde yardıma gereksinimi var. Benim böyle bir lisede arkadaşım vardı. Cebir öğretmeni cebir denklemini çözemezdi. Ahmet gel tahtaya derdi. O üç tahta doldurur. Ahmet kalkar, affedersiniz öğretmenim der. Tahtayı siler, bir satırda öğretmenin çözemediği cebir denklemini çözerdi. Ama İngilizce'de onun da başı sıkıntıdaydı. Üniversite sınavını kazandığı halde öğretmenler kurulu kararıyla İngilizce'den geçer not verilmedi. Öğretmenin bunu da çok iyi bilmesi lazım. Bu mahsus böyle yapıyor tutturmasıyla üniversite hayatı maalesef gerçekleşemedi. Rüya sınıftaki tüm çocukların akıl hocası. Her konuda arkadaşlarına rehberlik ve önderlik yapan bir lider. Pınar ise müzik derslerinde çok iyi, tüm üflemeli çalgıları çalıyor, saksafon da çok iyi. Akademik derslerin ortalaması da 90. Şimdi bu çocukların ortak özellikleri nedir diye baktığımızda hepsinin çocuk olduğunu söyleyeceğiz önce. Demek ki paydaşlar açısından baktığımızda genel paydamız bizim hepsinin çocuk oluşu. Tüm çocuklar gibi temel gereksinimlerin ne olması lazım? Karşılanması lazım. Bu temel gereksinimler bildiğiniz gibi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sevgi, güven, disiplin, bakıp gözetilmek gibi özetlenebilir. Bu çocukların bazı üstün zekalı, bazı üstün yetenekli, bazı da parlak çocuklar. Demek ki üstün zeka, üstün yetenek dediğimiz zaman homojen bir grup kastetmiyoruz. Terminoloji açısından da şunu söylemek isterim. Nedendir bilmiyorum ama zihinsel yetersizliği olan bireylere zihinsel yetersizliği olan birey dediğimiz zaman bu etiketin kullanılmasına bakanlık çok da sakınca görmüyor. Ama üstün zeka, üstün yetenek, parlak çocuk dediğimiz zaman bu etiket çocukları rahatsız eder. O nedenle özel yetenekli diyelim diye bir terminoloji oluşturdu. Bundan iki önceki bakan. Bu doğru değil, kendisine de söyledim ama dedi bu bir etikettir dedi. Öbürleri de etiket, üstelik öbürleri ötekileştiren bir etiket. Onun için özel yetenek diyelim de bu çocukların hepsini kapsasın. Hepsini kapsamaz özel yetenek terminolojisi. Çünkü bu çocukların içinde üstün zekalı var, üstün yetenekli var, parlak çocuklar var, dahi çocuklar var. Yani bir yelpaze şeklinde hepsini siz tek bir terimle ifade etmeniz doğru değil. Bunu da ben hazır Milli Eğitim'in bir kanalı açık olduğu için görüşümü bildireyim. Hepsinin özelliğe, programa ve eğitime gereksinimi var. Bunların ortak özellikleri bu. Şimdi zihinsel gelişimi akranlarına göre 2 zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişi güzel seçilmiş 100 çocuk arasında bir tane rastlanır. Ama Einstein gibi zihin düzeyi çok yüksek olan bir çocuk için 1 milyon çocuk taramamız gerekir. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması hem ülke hem de insanlık için büyük kayıp olacaktır. Maalesef biz yetenekli çocuklarımızı kaybetmekte belki de dünyada önde gelen ülkelerden birisiyiz. Nasıl tanımlayabiliyoruz? Bu alanın duayen hocalarından Amerikalı psikolog Renzulli diyor ki zihinsel yeteneklerinin ya da zekalarının birçoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizli güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve bir işe başladığında asla vazgeçmeyen, içsel güdülenmesi olanlara biz üstün zekalı deriz. Üstün zekalılık tanım olarak baktığımızda ne olması lazım? Bir ortalama üstü potansiyelinin olması lazım. İçsel güdülenmesinin olması lazım. Ve de yaratıcılık boyutunun olması lazım. Tabii akla şu gelebilir.
Her yaratıcı olan üstün zekalıdır. Hayır, her yaratıcı olan üstün zeka değildir. Ama üstün zeka tanısı koymamız gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka güdülenmenin, içsel motivasyonun yüksek olması, ürününün yaratıcı bir ürün olması gerekmekte ve ortalama üstü potansiyel diyoruz. Bu bir tek zeka alanı değil. Howard Gardner'ın hepinizin de bildiği çoklu zeka alanı dediğimiz 8 zeka alanının en az 5-6 tanesinde ortalamanın üstünde bir potansiyelinin göstermesi lazım. Şimdi özellikleri nedir bunların, hızlı biçimde bakarsak hepiniz biliyorsunuz bunları. Sonu gelmeyen soruları var. Bir konuda belki 5-6 tane peş peşe sorular soruyorlar. Bir çok güçlü bellekleri var. Çok erken öğrenmeye başlıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, konuşma ve okumayı birlikte öğrenenler var. Yani ben 2 yaşında hem okumayı hem konuşmayı birlikte gördüğüm öğrencilerle karşılaştım. Bunlarla çok az rastlaşıyorsunuz ama yok değiller, varlar. Eş zamanlı olmayan bir gelişmeleri var. Motor becerileri farklı. Yani zihinsel gelişimlerine paralel bir motor gelişim göstermiyorlar. En belirgin özellikleri nedenleri ve kuralları sorgulamaları, bunlar temel özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Başka neyi var bu çocukların? Siz de biliyorsunuz, güçlü bir mizah anlayışları var. Odaklanmaları yoğun, hızlı ve derinlemesine öğreniyorlar. Aşırı duyarlılar, erken okuyorlar. Yaklaşık 3 yaş civarında, 3-3,5 yaş civarında kendiliklerinden okumayı söküyor büyük bir kısmı. İletişim becerilerinde üst ve hızlı bir gelişim gösteriyorlar. Tüm alanlarda erken gelişimleri var. İlişkinlerle de arkadaşlık yapıyorlar. Grup olarak baktığımızda Terman'ın 30 yıl süren dikey genetik araştırması sonucuna göre grup olarak doğum ağırlıkları fazla, erken diş çıkarıyorlar, erken yürüyorlar, çok erken konuşuyorlar. Konuştukları zaman da yarım yarım konuşmuyorlar, tam cümle kuruyorlar. Mesela ne diyor, bahçede hava var demiyor da, bahçede ağaçların altında dolanan kahverengi bir köpek var diye uzun bir cümle kurabiliyor bunlar. O zaman sözcük dağarcığı önemli birinci planda. Nedensellikleri önemli, neden sonuç ilişkilerini kurmaları. Etkinlik yoluyla öğrenmeye meraklılar. Şunu söyleyebilirim ki pandemide en rahat ortamı kullanabilenler ve bundan da büyük ölçüde hoşnut olan çocuklar üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar olmuşlardır. Çünkü bunlar grup halinde çalışmaktan değil, bireysel olarak çalışmaktan hoşlanan çocuklar. Başka, risk almaktan çekinmiyorlar. Törel ve toplumsal değerlere önem veriyorlar ama bunları sorguluyorlar. Bunun dışında genç bir avukatlar, çok güzel haklarını savunuyorlar. Haksızlıklara karşı hakkaniyet duyguları gelişkin olduğu için oldukça da duyarlılar. Bazı üstün zekalılar gelişim aşamasında hepinizin bildiği gibi, mesela Albert Einstein 4 yaşında konuşmuş, 7 yaşında okumuş. Dedim ya, erken konuşurlar, erken okurlar. Her zaman için temel gösterge değil. Çoğunluğu böyle. Ortalama olarak böyle. Einstein gibi 4 yaşında konuşan, 7 yaşında okuyan bireylerle de karşılaşıyoruz. Beethoven'u bilirsiniz. Müzik öğretmen onun için ümitsiz vaka demiş. Tolstoy Rus edebiyatının en yaratıcı yazarlarından biri. Başarısızlık nedeniyle okulu bırakmış. Walt Disney çizgi filmlerin ağababası. İyi fikirleri olmadığı için çalıştığı gazeteden kovulmuş. Walt Disney'in bir özelliği daha var. Biraz önce bahsettiğim Terman araştırması deneklerinden Walt Disney. Yani zekası 140'ın üzerinde Stanford Bine Zeka Testi'ne göre. Ama ekonomik kriz nedeniyle eğitimine devam edememiş. Çalıştığı gazetede de devamlı çizgi figür karaladığı için onu işten uzaklaştırmışlar. Abraham Lincoln iç savaşta Amerika Cumhurbaşkanı olan, tanıdığımız başkanlardan, yüzbaşı olarak katıldığı savaştan er olarak terhis olmuş. Winston Churchill 6. sınıfta kalmış.
Newton'un okulda notları çok düşükmüş. Edison'un öğretmeni onu hiçbir şey öğrenemeyecek kadar aptal buluyormuş. Ay'a ilk uzay aracını gönderen Wernher von Braun 9. sınıfta cebirden kalmış. Bunlar bize her çeşit özellikte olabileceklerini gösteriyor. Ama biraz önce sıraladığım özellikler büyük kısmında gözlediğimiz özellikler olarak da karşımıza çıkıyor. Zeka ile geçerli görüşlerimizi bilmemiz lazım ki iletişim ve işbirliği açısından bunlara bizim ihtiyacımız var çünkü. Biliyorsunuz artık çoklu zeka kuramları devrede ve her insanın kendi zekasını artırma ve geliştirme yeteneğine sahip olduğu söyleniyor ki öyle. Zeka sadece değişmekle kalmıyor, başkalarına da öğretilebiliyor. Yani ben sizin zekanızı nasıl geliştireceğinizi zeka düzeylerinizi kabaca belirleyerek söyleyebilirim. Zeka, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur deniliyor. Ve çok yönlülük göstermesine karşın kendi içinde bir bütün olarak hareket eder zeka. Ama zekayı tanımlayan bir ortak tanım yok. Yani bir metre gibi, bir aritmetik işlem gibi her yerde geçerli olan bir zeka tanımı yapmamız da mümkün değil. Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Yani hepimizde Howard Gardner'ı temel alırsak 8 zeka var. Ama her birimizde bu zekaların gelişmesi ve ağırlıkları farklı farklı. Her insan bu zeka alanlarını belli düzeyde geliştirebilir kendi potansiyeli çerçevesinde. Uyum içinde çalışırlar. Gizli gücü oranda zeki olabilmesinin bir insanın birçok yolu vardır. Bunları da bizler uzmanlar olarak önerebiliyoruz. Üstün zekalılığın herkes tarafından benimsenmiş kişilik ve zihinsel niteliklerine ilişkin ortak bir tanımı yok. Biraz önce de söylediğim gibi ana babaların ve öğretmenlerin üstün zekalıkla ilgili kafalarını karıştıran oldukça fazla söylence var. Bu söylencelerin bir kısmı milli eğitim bürokratlarında da mevcut diyelim. Bunlardan bir iki tanesi şöyle diyoruz ki üstün zeka çocuklar başkaları kendilerine söylemedikçe farklı olduklarını bilmezler. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu çocuklar diğer çocuklardan farklı olduklarını çok iyi bilirler ve çok erken fark ederler. Şöyle bir örnek vereyim. 1992 yılındaydı. Gazi Eğitim'in dekanlığını yaparken bir ilkokul 3. sınıftan öğrenci getirdiler. Rehber öğretmen benim öğrencimdi. Halledememiş Ayşegül Hoca'ya götürelim sorunlarımızı çözmeye bize yol gösterebilir demiş. Öğrenci, 3. sınıf öğrencisi konuşmaya başladığımızda ilgi alanları o sırada kara deliklerdi. Fizikle çok ilgileniyordu. Madde antimadde bunların üzerinde çalışıyordu. Kuantum fiziği yoğun ilgi alanıydı. Fen bilgisi dersinde ses, ışık ve benzeri nedir diye öğretmen anlatırken çocukların sorduğu sorulara dönüp nasıl aptalsınız siz böyle aptalca soru mu sorulur diye dersi kaynatıyormuş. Yabancı dil öğretmeni özel bir okulda okuyordu. Yabancı dil öğretmeni bir kelime söylediğinde anında 4 tane benzerini, 5 tane de farklılığını söyleyebiliyormuş. Arkadaşlarıyla büyük bir uyum problemi yaşıyor. Aile, okul, rehber öğretmen bir türlü sorunu çözemiyorlar. Dedim, neden böyle oluyor bana anlatabilir misin? Öğretmenim dedi, insan bilmez mi dedi sesin nerede yayıldığını, ışığın nerede yayıldığını dedi. Çok aptal soru soruyorlar dedi. Dedim ki herkes sana benzemeyebilir. İstersen arkadaşların çok ilginç soru soruyormuş gibi davran dedim. Bir şey söyleme, eleştirme, onlara böyle soru sorulmaz deme, onları dinle. Arkadaşlarınla iyi geçin. En büyük incelemek istediği yazarlardan bir tanesi Asimov'du. Sömestr sonunda bütün bunların üzerinden gelirsen ki gelebileceğin kanısındayım. Ben sana Asimov'un bir kitabını vereceğim. Rol yapman lazım dedim. Hepimizin oynaması gereken roller var. Böylece kodlanmadık mı biz dünyaya geldiğimiz dedim. Evet dedi. Ona göre rolümüzü biraz daha abartılı yap arkadaşlarınla iyi geçindi diye konuştuk. Gitti. Sene sonunda geldi.
ağzı kulaklarında. Öğretmenleri, arkadaşlarım da çok iyi anlaşıyorum. Peki ne yapıyorsun? Beni de aldılar, tiyatro oynadık dedi. Godoy'u beklerken oynadık dedi. Aferin sana dedim. Ve de ağzı kulaklarında ne rol verdiler sana dedim. Ben ağaç rolündeydim sahnede. Önemli olan etkinliğe birlikte katılması. Bu dedim Asimov'un kitabı. Dekan yardımcılarımdan birisi de fizik profesörüydü. Onu çağırdım. Dedim ki bu arkadaş fizikte bir deney yapmak istiyor. Lütfen laboratuvarda onunla bir deney yapar mısın fizikle ilgili? İlgisi çok fazla dedim. Şimdi bu çocuk felsefeyi çalışmış. Bütün dinleri çalışmış. Babası ateist bir babaymış. Herhangi bir dine eğitim vermemiş. Ama çocuk neticede İslamiyet'in en iyi din olduğunu kabul edip Müslüman olmuş. En iyi din İslamiyet'tir diye benimle tartıştı ve felsefe konuları ondan sonra da onun üstüne de fiziği geliştirmiş. Bu çocuk üniversiteyi bitirdi. Üniversitede biyoloji okudu ama lisedeyken biyoloji takımına girdi. Yarışmalarda madalyaları oldu. Fakat hiperaktivitesi olduğu için odaklanma sorunu nedeniyle maalesef tekrar biyoloji okumak zorunda kaldı üniversitede. Bitirdikten sonra da doktorasını yaptı. Şu anda bir yerlerde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yani farkında ne olduğunu. Kendisi okulunu anlatırken öbürüse aga gugu diyorsa 2 yaşındaki bir çocuk iki kelime kullanıyorsa kendisi de 15-20 kelimelik cümle kurabiliyorsa farklı olduğunu biliyor. Yani siz söylemezseniz kuş dili gibi konuşur da özel yetenekli bir yuvarlak bir terim kullanırsanız bu çocukları kandıramazsınız. Disipline etmek diğer çocuklardan daha zordur diye düşünülüyor. Hem öğretmenler açısından hem ana baba açısından. Hayır. Disipline etmek çok kolay. Neden disipline edilmesi gerektiği, neden kural konulması gerektiğini çocuğa mantıklı bir biçimde anlatılması lazım ve birlikte kuralların belirlenmesi lazım. Çünkü bütün çocuklar gibi üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar da kurallanmak isterler. Bunun içinde sınırlarının neresi olduğunu kontrol etmeye çalışırlar, test ederler. Nerede dur denilecek? Hangi hareketi yönlendirilecek? Bunu mutlaka tahkik etmeye çalışırlar. Onun için disipline etmek diğer çocuklardan daha zordur değil, bunun yollarını bilmek gerekiyor. Sürekli meşruk etmek gerekir, yoksa tembel olurlar. Bir de ailelerin büyük bir kısmında bu var, öğretmenleri zorladıkları noktalardan biri. Pazartesi şu, salı bu, çarşamba bu, bir yarış atı olarak çocukları devamlı meşgul etmekle uğraşıyorlar. Başında ne dedik? Bunlar temelde çocuktur. Çocuğun bir daha 7 yaşında, 8 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşında olması mümkün değil. Her dakika, her saniye geçiyor. Geriye dönmeyen tek şey zaman, geçirdiğimiz anlar. Onun o anların keyfini çıkartması ve mutlu bir çocukluk yaşaması lazım. Çok da fazla meşgul etmek gerekmiyor. İlgi alanlarını bilmemiz, ilgi alanlarına doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer şehir efsanesi de akademik, fiziksel, toplumsal ve duygusal açıdan eşit gelişirler. Hayır, böyle bir şey yok. Duygusal açıdan tam gelişmeyebilirler. Bir kızımız vardı, o da 1,5 yaşında okumaya başlamıştı. Çok hızlı giden bir çocuktu. Okula başladı, sınıf atlayarak başladı. Çünkü 1. sınıfın bütün müfredatını biliyordu. Bir gün sınıf öğretmeni geldi dedi ki, hocam dedi biliyor musunuz ne oluyor? Öğrenciyi söyledi. Böyle çok şey altında kalınca, gerilim altında kalınca kapının arkasına saklanıp ağlıyor dedi. Kendinden büyük yaştaki çocukların duygusal baskılarıyla baş edebilmede bir problem çözme becerisi gösteremediği durumlarda daha duygusal davranması söz konusu olabiliyor. Yani duygusal açıdan çok da yaşına uygun, zihinsel yaşına uygun bir durum söz konusu değil. Fiziksel açıdan da söz konusu değil zaten. Üstün zekalı çocukla yaşamak zor. Her çocuk özel. Üstün zekalı çocuk farklı biçimde öğreniyor, farklı biçimde davranıyor, akranlarından farklı biçimde tepki koyuyor. Üstün zekalı çocukların o kadar çok özellikleri var ki bazen bu onların başını belaya sokuyor. Bu özelliklerin neler olduğunu biraz sonra sizinle tartışacağım.
Ana babaları kadar öğretmenleri için de güç çocuklar. Daha fazla şeyin farkındalar. Sebatkarlar, kolaylıkla uçlara kayabiliyorlar. Yoğun bir bireyle baş etmek ve onun yaratabileceği sorunların üstesinden gelmek gerekiyor. Bunlar öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin, yetenekli olduğu dallardaki öğretmenlerin ve ana babaların mutlaka karşılaması, göğüslemesi ve çözmesi gereken problemler. Peki, ana babalarla da iletişim söz konusu. Sadece üstün zekalı çocuklarla değil, aileleri devrede. Onun için üstün zekalı çocukları yetiştirirken ana babaların oynaması gereken temel roller var. Bunlar öğretmenlerimiz için ipucu olabilir. Çünkü bunu kullanmaları gerekiyor. Rehber öğretmenlerimiz de bunların büyük bir kısmını bilirler. Birincisi, üstün zekalı çocuk her ortamda gelişmez arkadaşlar. Şöyle bir kanı var. Bunlar zaten üstün hızlı gidiyorlar. Ayrı bir eğitim vermemize, özel bir eğitim vermemize, bunları desteklememize çok da gerek yok. Hızlı hızlı gidiyorlar. Eğer yönlendiremezseniz, eğer uygun ortamı sağlamazsanız yetenek körelir. Şöylece söyleyeyim, uygun ortam dediğimiz zaman öğrenmeye açık ortamı kastediyoruz. Bu ortamın sağlanması başta aileye düşer. Yani evde bilgiye ulaşabilecekleri kanalların olması lazım. Eskiden ansiklopediler olması gerekir diyorduk ama şimdi internet üzerinden Wikipedia, Google ve benzerinden ve bir yığın bilgi portallarından bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için bunu sağlayacak bir ortamın olması gerekiyor. İnternet olmayan aileler için neler olabilir? Çocuğun öğrenme ihtiyacına göre ortam düzenlenmesi gerekiyor. Şöylece söyleyeyim. Bir ikizlerim vardı benim. Bu ikizler hızlı gelişen ikizler. Babası öğretmendi. Hasan oğlan da öğretmenlik yapıyordu. Devamlı iletişim halindeydik. Gel dedi ki, hocam dedi, bütün kitaplar bitti dedi kütüphanedeki. Artık okuyacakları kitap kalmadı dedi. Ne yapalım dedi. Bahar mevsimi, tam bu mevsimler ya da Mayıs ayı gibiydi. Dedim ki kırlara çıkın. Çiçekleri fark ettir. Çiçeklerin benzerliklerini, farklılıklarını fark ettir. Bununla ilgili gözlem becerilerini geliştir. Koleksiyon yaptırtabilirsin. Yeni yeni şeyler buldurtabilirsin. 2 ay sonra geldi. Çok mutlu. Hocam dedi, biliyor musunuz? İkizler dedi, doğa yürüyüşlerini yaparken 2 tane yeni tür buldular dedi. Bunları dedi şey ettiler, belgelendirdiler dedi. O zaman illa da internet ortamı, illa da bilgisayarla online ulaşılabilecek kaynaklar değil. Bireyin içinde yaşadığı ortamı bizim öğrenmeye uygun hale getirmemiz lazım. Onun için ne olması gerekiyor? Bir, çocuğa ana babanın zaman ayırması gerekiyor. İki, sorularını dikkatli biçimde dinlemesi gerekiyor. Yaşamın her yerini, her anını onunla paylaşması gerekiyor. Maalesef biz şimdi çocuklarımızı misafir gibi yetiştiriyoruz. Çocuklardan tek beklediğimiz şey, şimdi Haziran sonunda da sınavlar başlayacak. Aman sınava gir, aman şu okulu kazan, aman üniversitede şu programı oku. Sen bir şey yapma, sen yemek yapma, sen odanı toplama, sen şunu yapma. Ben bunların hepsini senin adına yaparım. Böyle çocuk yetişmez. Böyle paylaşma olmaz. Onlar misafir değil, evin bir parçası. Onun için derse çalışacak, kendini denetleme becerilerini öğretmemiz lazım. Kontrol becerilerini öğretmemiz lazım. Odasını da toplayacak, yemek yapmayı da bilecek, ev temizliğine de yardım edecek. Artı evde bir sorumluluğu olacak. Evin kurallanması ile ilgili görüşlerine danışılacak. Günlük yaşamla ilgili problem çözme becerilerini geliştirecek. Bütün bunlar uygun ortam olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi pandemi bize bunu sağladı. Onun için başında dedim, en mutlu olan çocukların başında üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklar gelir. Çünkü istedikleri gibi hem bilgiye ulaşabiliyorlar hem annesiyle babasıyla birlikte etkinlik yapma fırsatını buldular. Çünkü onlar paylaşmak isteyen, empati güçleri güçlü olan duyarlı çocuklar. Tüm gelişiminin gözlenmesi lazım. Bir diğer şey ailelerden benim talep ettiğim, geldikleri zaman sorduğum ilk şey, nasıl doğum oldu?
Normal doğumuydu, sezaryen doğumuydu. Doğum ağırlığı neydi? Dişini ne zaman çıkarttı, ne zaman yürüdü, ne zaman tuvalet eğitimi kazandı? Yani öz bakım becerilerini ne zaman kazandı? Bunlarla ilgili ailelerin kayıt tutması lazım. Şimdi kayıtla ilgili çoğu kişide akıllı telefonlar var. Oradan videolarını çekerek getiriyorlar. Ama bu o imkanı olmayan ailelerin kayıt tutması lazım. Bu ne demek? Çocuğu daha iyi görmek demek. Çocuğun gelişiminin farkına varmak demek. Farkına varırsanız siz çocuğun diğer kardeşlerinden ve diğerlerinden ne kadar farklı gittiğini fark edersiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Bir bayram tatilinde bir yeri ziyaret ettik. Orada 4 yaşında iki tane çocuk oynuyorlardı. Ben de gittim, ne yapıyorsunuz diye baktım, resim çiziyorlar. Erkek müthiş bir resim çiziyor. Ne kadar güzel resim çiziyorsun dedim. Sen ressam mı olacaksın dedim. Hayır dedi, ben Leonardo da Vinci olacağım dedi. O ne demek, sen Leonardo'yu nereden biliyorsun dedim. Ben dedi belgesel izlerim dedi. Yani Leonardo gibi resim mi yapacaksın dedim. Leonardo sadece ressam değil ki, o bilim insanı dedi. Buluşları var dedi. Ben de onun gibi olmak istiyorum dedi. Annesine seslendim. Dedim ki oğlum böyle böyle diyor, farkında mısın dedim. Evet, evet dedi. Öyle dedi. Benim diğer iki oğlum var dedi. Bir kızım, bir oğlum var. Onlar da öyle dedi. Anne çocuğunun diğer çocuklardan olan farklılığını bilmiyor. Üçü de çok hızlı gelişen çocuklar. Şimdi üçü de muhteşem eğitim gördüler. Takip ediyorum çünkü. O zaman çok iyi gözlem yapması lazım. Kayıt altına alması lazım. Ve çocuk ondan yardım istediğinde mutlaka bunu sağlaması lazım. Hızlı gelişen bir çocuk her problemini kendi başına çözemez. Bilmesi gereken şey, güveneceği yer annesi babasıdır. O nedenle de problemle karşılaştığı zaman annenin babanın arkasında olduğunu bilmesi gerekir. Şimdi üstün zekalı çocuğun kendini algılama biçimini de bilmek zorundayız sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bir defa bu çocuklar kendilerini diyorlar ki üstün zekalılık bireyi diğer arkadaşlarından yabancılaştırır. Kendi öğrenciliklerinizi düşünün. Bütün sorulara cevap veren, biraz daha fazla çalışan arkadaşlarınıza ne yaptınız? Ben yaptığımı biliyorum. Lisede de yaptım, üniversitede de yaptım. Kitabın arasında bir tutam saman koyardık, inek derdik ona. Ve de arkadaşlar ayrıştırır bir kendini. Yabancılaştığını hissediyor bu çocuklar. Çünkü aynı dili konuşmuyorlar. Aynı ortamdalar ama ilgileri aynı değil. Bunun dışında oyunları aynı değil. Onun için kendilerini yabancılaşmış hissediyorlar. Üstün zekanın bir yaratıcılık olduğunun farkındalar. Yaratıcılık olduğu için de bir ürün ortaya koymak istiyorlar. Ama her zaman bu ürünü ortaya koyabileceği ortamı bulamıyor. Söylediği her şey, şimdi icat çıkma diye evden başlayarak okula kadar devam eden bir yapı içinde gidiyor. Çok da sıcak bakmıyoruz icat çıkmasına. Zaten sağdan soldan da saysanız elimizin altında bu çeşit işleri yapabilecek çocuk sayısı oldukça az. Onları da gazetelerde, sosyal medyada görünce gurur duyuyoruz. Neler neler yaptıklarını. Herkeste olmayan bir doğal yetenek olduğunun farkındalar. Yani az sayıda olduklarının farkındalar. Bir azınlık olduklarının farkındalar. Ve bunun bir seçme durumu olduğunun farkındalar. Zekalık bir seçme durumudur. Seçim yapmak zorunda, ne olacağı ile ilgili. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılabilmesi için. Müzikte çok yeteneği olan, aynı zamanda mantık matematik yanında çok güçlü olan bir öğrencim vardı, erkek çocuk. Müzik yana ağır basıyordu. İşte bir ikinci Fazıl Say olabilir, müziği şöyle yapsın. Annesi hayır dedi. Hayır, benim çocuğum tıp okuyacak. Dedim yani tamam, tıp da çok iyi zaten, son pandemide de gördük, üst yüze birlik dilimden tıp fakültelerine giden hekimlerimizin ne kadar insanlarımızın sağlığıyla ilgilendiğini, kendi hayatlarını hiçe sayıp ölümü göze alarak bizleri korumak için mücadele ettiklerini biliyoruz. Çünkü onlarda bu duyarlılık çok fazla. Ben dedi şey olmak istemiyorum, doktor olmak istemiyorum, tıp okumak istemiyorum dedi. Ben müzik yapmak istiyorum dedi. Annesi hayır dedi. Doktor olacaksın. Müzik para kazandırmaz dedi. Mutlaka. Çocuk
Tamam dedi, çalıştı, çabaladı. Tıp fakültesini okudu, tıp fakültesini bitirdim. Diplomasını aldı, çıkış belgesini götürdü annesine. Al anneciğim, senin için doktor oldum, al ısmarladık dedi. 4 sene sonra eve geldi, saçını uzatmış, gitarı boynunda. Ondan sonra çok mutlu, senin için doktor oldum ama kendim için müziği seçtim. Şimdi bu çocuk daha önceden müziğe başlamış olsaydı, dünya çapında bir sanatçı olurdu. Niçin biz kendi beklentilerimizi gerçekleştirsin diye çocuklarımızı ne yapıyoruz? Yönlendiriyoruz. Onun için seçme durumunda onların seçim hakkını kullanmalarına fırsat tanımamız lazım. Ataması kolaydır, şu bölüme gitsin. Sen şuradan okursan şöyle olursun. Böyle yaparak çocukları yönlendirmek doğru değil. Ben diş hekimliği fakültesini bitirip orada profesör olan ama emekli olduktan sonra da heykelde çok başarılı ürünler ortaya koyan çok arkadaş tanıyorum. O zaman yetenek alanları yönünde gelişmelerine fırsat tanımak gerekiyor. Seçme hakkı onlara aittir. Büyülenmedir üstün zekalılık. Bir şeyleri yapmak için içsel motivasyon, başında da söyledim, içsel motivasyonun yüksek olması lazım. Ve kendilerini topluma karşı hem de kendilerine karşı sorumlu hissederler. Bir sorumluluk olduğunun farkındadırlar. Bunun üstesinden gelmek, bu sorumluluğu yerine getirmek isterler. İç baskı oluşturur. Kendileri için standartlar koymak durumundadırlar. Akran baskısını çok fazla hissederler, başında da söylediğim gibi. Tabii en önemlisi yetenekleriyle nasıl baş edeceklerini öğrenmeleri. Burada öğretmenlerimizin aileyle birlikte işbirliği içinde bunu çözmesi gerekiyor. Şimdi nasıl yardımcı olunabilir üstün zekalı çocuklara? Bir defa üstün zekalı, üstün yetenekli çocuğun özelliklerini ve gereksinimini ailelerin ve öğretmenlerin bilmesi gerekir. Şöyle bir şey var, bazen karşıma çıkıyor benim. Çocuk bilim sanat merkezi sınavına giriyor. Bilim sanat merkezinde genel yetenek kısmına gidiyor. Öğretmeni işte hafta sonları giden destek eğitim veren bir örgütlenme bilim sanat merkezleri biliyorsunuz. Orada yapılan ürünlerin hiçbirinin genel eğitime transferini henüz bakanlık sağlayamadı. Onun için de destek eğitimden öteye gidemedi bilim sanat merkezleri. Sınıf öğretmeni diyor ki madem diyor sen bilim sanattasın hadi bakalım bunu da yap diyor. Şimdi çocuğun yetenekli olduğu alanlar var, yeteneğinin o kadar yüksek olmadığı alanlar var. O nedenle öğretmenlerin çocuğun gereksinimini bilmesi lazım. Ailelerin çocuğun gereksinimini bilmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka rehber öğretmenle ilişkilerini sıkı tutması lazım. Öğretmenlerimizin sınıflarında özel yetenekli, üstün zekalı, üstün yetenekli, parlak çocuklar, olağan gelişen çocuklar, belki de ağır öğrenen çocuklar ki bütünleştirilmiş eğitim temel olarak alınmıştır 2007'den beri Türkiye'de. Bu çocuklar için programı farklılaştırmayı bilmeleri lazım, değiştirmeyi bilmeleri lazım. Ancak öyle faydalı olabiliriz. Bir diğeri bu çocukların özellikle ailelerinin STK'lar oluşturması lazım. Son yıllarda 3-5 tane çıktı STK'lar. Şimdi zihin yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme, konuşma ve benzeri yetersizlikleri olan çocukların çok güçlü sivil toplum kuruluşları var. Bunlar çocukların haklarının savunuculuğunu yapıyorlar. Ama üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların aileleri, çocuklar kendi yollarını çizinceye kadar problem durumuyla karşı karşıyalar. Onlar yolunu çizdikten sonra eskisi kadar örgütlü bir davranış içinde olmuyorlar ve talep edemiyorlar. Talep etmeyince de ağlamayana meme yok. Ağlamanız lazım hizmeti alabilmeniz için. Özel eğitim alanının en çok ihmal edilen bir grubu olarak karşımıza çıkıyorlar. Demek ki örgütlenmeleri gerekiyor, hak savunuculuğunu yapmaları gerekiyor. Şöylece söyleyeyim, olimpiyatlara giden çocukların olimpiyatlarda almış oldukları ödüller ve benzerlerinin üniversite girişte mutlaka dikkate alınması lazım.
Başka bilim sanat merkezinde ürettikleri projelerin mutlaka dikkate alınması lazım. Bunlara bir artı verilmesi lazım. Bu çocukların bazı sınavlarda olan gelişen çocuklarla değil, farklı bir biçimde değerlendirilmeleri gerekir. Ben bunu doktora tezimde gördüm. Fen lisesini bitirenlerin fen lisesinde okumayanlarla aynı sınavda koştuklarında gene iyi puan aldılar. Ama bu çocuklar ilk 500 içindeydi. Yalnız istedikleri alanlara gitmeleri söz konusu olmadı. Gittikleri alanlarda da tekrar yapmak durumunda kaldılar. Şimdi ana babalar bazı ipuçları kullanabilirler. Bunu öğretmenler bilerek ana babaları yönlendirme yaparlar diye söylemek istiyorum. Birincisi burada büyüklük taslamadan yetişkinlermiş gibi konuşun diyorum ben ailelere. Küçük yetişkinler gibi algılamayın ama diyor. Belirli aralarla özel zaman geçirmeye çalışın. Biraz önce de söylediğim gibi. Devamlı dikkatinizi çekmeye çabalamaz böylece. Bütün çocuklar annenin babanın dikkatini çekmeye çabalar ama siz günün belli saatlerinde belli zaman dilimi içinde onunla birlikte olacağınızın planlamasını yapar ve bu plana uyarsanız çocuk size gagalamaz. Mutlaka zaman ayırın kendiniz için de diyoruz. Çünkü herkes bir kere yaşıyor, iki kere yaşamıyor. Tamam bunu çocuklarıma hasrettim, ikincisini kendime ayırırım gibi bir lüksümüz yok. O zaman anne babanın da kendisine zaman ayırması lazım. Onun için de etkinlikler ve çocukla olan iletişim ve de evin işleyişiyle ilgili mutlaka sınırların olması lazım. Okuma bilmedikleri zamanlarda ki hep öneriyoruz, sizler de önerirsiniz ailelere, öyle biliyorum. Çocuklara kitap okuyun diyoruz. Mutlaka uykuya gittiklerinde onların seviyelerine uygun, ilgi alanlarına uygun kitap okuyun, masal anlatın. Bu çok çok önemli. Başka ne var? Çok başarılı oldukları değil, risk aldıkları durumlarda ödüllendirin. Yani çok başarılı oldukları alanda ödüllendirdiğiniz takdirde ödül budalası yaparsınız. Sadece ödül için iş yapan olabilir, risk almaz. Halbuki biz çocuklarımıza neyi öğretmemiz lazım? Risk almayı öğretmemiz lazım. O nedenle de risk aldıklarında bir işin üstesinden gelmek için çaba harcadıklarında ödüllendirin. Biliyorsunuz beynimiz gazdan çalışan bir organ. O zaman her şeye aferin, aferin, fevkalade derseniz o artık alışkanlık haline gelir. Çok da içsel motivasyon artırmaz ama risk alınan durumlarda aferinleri verirsek, ödüllendirmeleri yaparsak, başarısız oldukları durumlarda onların ödüllendirdiğinizi başarıyı ödüllendirmediğiniz anlayacak. Başarıyı değil, çocuğu ödüllendirmek önemli. Temel nokta bu nokta. Bunun için de bu bağlamda rehber öğretmenlerin mutlaka ailelerle işbirliği içinde olması lazım. Kurallar gene ailelere ve öğretmenlere de özellikle söylüyoruz. İlk üç sınıfta öğretmen sınıf kurallarını koyabilir ama üçüncü sınıftan sonra çocuklarla birlikte sınıf işleyişiyle ilgili kuralları birlikte koymaları lazım. Kendi başına kural koyup sadece çocuğa uygulanırsa çocuk bunu uygulamaz. Öngörüsü kuvvetli, gözlem kabiliyeti kuvvetli bir çocuk o kuralın bir tek kendine konduğunu hissederse o kural uygulanmaz. Kural konduğunda herkes için olması lazım. Evde herkes için kural koyup bu kuralları da uyguladığımız takdirde kurallı bir toplum yaratırız. Temel noktamız o. Biz kurallar var. Kurala ben uymayayım da karşıdaki uysun diye bekleyen bir hale dönüştük. Nasıl oldu bu iş bilmiyorum ama çok hızlı evrildi bu. Maske takmada bile ben maskeyi takmayayım karşıdaki taksın. Hayır, hepimizin birden maske takması lazım. Bu bir kuralsa hepimiz için konulmuştur. Buna uymamız gerekiyor. Genel kurallar yerine ona öz kuralları tercih edin diyoruz. Bu da çalışma saatlerinin planlanması ve benzeri. Asıl önemli olan çocukla alay etmekten ve aşağılamaktan kaçının. Çocuğunuzu hiçbir zaman alay etmeyin. Dinlemeye zaman ayırın diyoruz. Bunlar ailelere söyleyeceğimiz kurallar oluyor. Evet.
Burada takıldı kaldı. Hep aynı şey dönüyor arkadaşım. Evet. Evet. Şimdi geldi, düzeldi. İletişim ipuçları açısından ana babaların bunlara dikkat etmesi lazım geliyor. Bütün bunları yaptıktan sonra neden buraya takıldı kaldı bilmiyorum. Acaba şeyi Yerliyor mu hocam? hep aynı şeydi. Evet, şimdi geldi. Şimdi toparladı canım. Teşekkür ederim. Şimdi aileler açısından önemli olan bir nokta, daha doğrusu öğretmenler açısından önemli olan bir nokta, üstün zekalı, üstün yetenekli çocuğu olan ailelerin gösterdiği aile tutumlarıdır. Şimdi aşırı gururlu aileler var. Her ortamda ve her durumda çocuğunun yetenek düzeyini dile getiren aileler bunlar. Konuştukları kişilerin çocukların yetenek düzeyleriyle ilgisi olsun olmasın ondan bahsediyorlar. Statü kazanma aracı olarak çocuklarını görüyorlar. Çocuklarını en iyi olmaları, en yüksek notları almaları konusunda da zorluyorlar. Bir velim vardı, 4 yaşında bir kızı vardı. Bana geldi, dedi ki hocam dedi, kendi kendine okumayı öğrendi dedi. Ne dedik? Erken okurlar, erken konuşurlar, göstergelerden birisi. Dedim bakayım, çocuk okurken heceliye kitabı okumaya çalıştı. Dedim daha tam sökmemiş okumayı. Gitti bir hafta sonra geldi. Hocam çok güzel okuyor dedi. O gün çok gerildi de onun için dedi. Dedim, o zaman siz bir dışarıda durun da biz baş başa dedim çocukla bir görüşelim dedim. Aldım kucağıma oturtturdum. Çok da sevimli bir kız çocuğuydu. Sen dedim ne kadar güzel öğrenmişsin okumayı. Nasıl öğrendin sen bunu, bana bir anlatsana, ben de bunu kullanayım dedim. Öğretmenim, annem fişleri ezberletiyor bana dedi. Çocuk üstün zekalıysa ana babanın birinci şeyi gurur kaynağı. E biz de üstünüz ki bizden üstün zekalı bir çocuk oldu. O nedenle de çocuklarını zorluyorlar. Hızlandırmaya çalışıyorlar. Zeka olimpiyatları. Bunun dışında matematik ile ilgili zihinsel matematik becerileri ve benzeri benzeri kurslara götürüp çocukları hızlandırıp daha bir üst düzeye çıkartabileceklerini düşünüyorlar. Potansiyeli içinde biz çocukları ancak belli bir yere kadar getirebiliriz. Yoksa olağan gelişen bir çocuğu biz üstün zekalı hale getiremeyiz. Bu bir doğal yetenek bir kısmı bunun. Doğal yetenek, doğal yeteneğin ortaya çıkması için de çevresel etmenlerin olması lazım. Çocuklarımızı statü kaynağı olarak kullanmamamız gerekiyor. Gerçekleri inkar eden aileler var. Bunlar da gerçek durum ne olursa olsun çocuklarının üstün olduğuna inanır. Bunun tersi olarak da çocuğun üstün olmadığına inanan aileler de var. Hayır diyen çok aileyle karşılaştım. Geldi bana geçen sene. Hocam dedi, bir iki yere götürdüm dedi, çocuğuma üstün zekalı dediler dedi. Bence dedi üstün değil dedi. Siz de bir değerlendirir misiniz lütfen dedi. Değerlendirdim. Dedim hızlı gelişen bir çocuk. Yani ne kadar üstün olduğunu ben zeka testi uygulayan birisi olmadığım için söyleyemem ama tanıya katılıyorum dedim. Eyvah dedi, ben ne yapacağım şimdi? Tanıyı aldığında bu çocukların ailelerin bir kısmı aynı zihinsel yetersizlik tanısı almış olan aileler gibi tepki koyuyorlar. İnkar ediyorlar. Çünkü neden? Eğitim ortamında karşılaşacakları sorunlar, nasıl üstesinden gelecekleri, çocuğa yetip yetmeyecekleri, biz normal adamlarız, nasıl biz baş ederiz bu çocukla sorunları ve benzerleriyle karşılaşıyorlar. Onun için hayır diyor, üstün değildir diyor. Çocuk üstün gidiyor. Yapabileceğiniz bir şey yok. Kendini üstün çocuğuna tümüyle adayan aileler, bunlarla çok sık karşılaşırsınız. Her şeyle her şey bir tarafa, çocuğun eğitimi, sağlığı, yetenekler nasıl ortaya çıkartılacağını bilen aileler, çok bilmiş aileler. Bunlar çocuklarını gerçekli biçimde değerlendirdiklerini düşünürler ve kendilerini tamamen çocuğun her şeyine adamışlardır. Kendi özel hayatları neredeyse bitmiştir. Şimdi
Bu aileler içinde hangisi iyidir derseniz, hepsinde de olumsuzluklar var. Abartı kısımları var. Biz işbirliğine girdiğimiz zaman ailenin çocuğu nasıl algıladığını bilmemiz gerekiyor özellikle. Ailelerin başarması gereken güçlükler var. Böyle hızlı gelişen, üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklarda. Bunlardan birincisi, biraz önce söylediğim gibi yetersiz hissetmeme. Ben yetersiz olabilirim. Ben mükemmel anne olmayabilirim. Disiplin etmek zor olabilir. Ya kardeşi varsa, kardeşler arasında yarışma, kıskançlık, güdülemeyi bilemeyebilirim. Bir de tabii üstün zekalı çocuğun gösterdiği bıkkınlıklar da bu işin cabası olarak karşımıza çıkıyor. Yetersiz hissetmede tanı konulduğunda ya da çocuğun farklılığını fark ettiklerinde ona yetmeyeceklerini düşünüyorlar. En iyi aile ortamı çocuğun temel gereksinimlerinin karşılandığı, öğrenme için zengin girdilerin sağlandığı, bağımsızlık ve yaratıcılığın desteklendiği aile ortamıdır. O zaman bizim öğretmenler olarak ailelerle işbirliği ve iletişim becerilerinde bunu sağlatmamız gerekiyor. Ne kendini yetersiz hissetmemesi için neler yapması lazım ailelerin? Çocuğa zaman ayıracak. Onunla yaşamı paylaşacak. İlgilerini geliştirmeye yardım edecek. Mümkün olduğunca erken yaşlarda sorumluluklar verecek. Ne olabilir bu? 3 yaşındaki bir çocuğa vereceğiniz sorumluluk evdeki ışıkların kapalı olup olmadığını kontrol etme sorumluluğu olabilir. Ya da ekmek sepetini sofraya taşıma sorumluluğu olabilir. Bu ne demek? O ekmek sepetini sofraya getirmese kimse getirmeyecek. O onun görevi demek. Onu yapmak durumunda olduğunu öğrenmesi demek oluyor. Üstün çocuğu disipline etmek, burada ailelerin zorlandığını ben gördüm. Çünkü arsız ve küstah tavırları olan üstün çocuğu nasıl disipline edeceğini bilemeyebilir. Çocukların bir kısmı bu çeşit duygu durumlarına sahiptirler. Güçlü olduğu yanları bilmesi lazım onun için ailelerin. Çatışmaya girmekten kaçınması lazım. Ben anneyim, benim dediğim olacak. Ben babayım, benim dediğim olacak diye çatışma ortamı yarattığımızda o zaman koymuş olduğunu, söylemiş olduğunuz her şey bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Ana baba ve çocuk arasında güç çatışması söz konusu olduğunda disipline etmek zordur. Problemlerin hepsini aynı biçimde çözemiyoruz ama en etkili yollardan birisi güç gösterme yok, kaybeden yok yaklaşımı. Benim büyüğüm, ben anneyim, ben babayım, benim dediğim olacak, ben daha güçlüyüm. Hayır. Bunu dediğimiz zaman çatışmayı oluşturmuş oluyoruz. Pazarlık etmemiz lazım. Pazarlık etmeyi bilmemiz lazım. Pazarlık etmek taviz vermek midir? Hayır, taviz etmek değil, orta yolu bulmak oluyor. Kuralcı ailelerde belirli pazarlık edilmeyen ama çok fazla olmayan kurallar olabilir. Öyleyse ailelerde kuralların ne zaman esneyeceğini çocuk bilmelidir. Örneğin saat 8'de yatağa gidiliyorsa yazın günü 8'de yatağa gidilmez. Günler uzadı. O nedenle bunun biraz esnemesi lazım. Misafir geldiği zaman misafirin yanında bazı şeylere izin verilmesi gerekebilir. Bunları bilmesi lazım. En iyi disiplin etme yolu üstün çocuğun kendini disipline etmesini sağlamak. Onun için de anne babanın ben dili dediğimiz neden mutlu neden mutsuz olduğunu ifade etmesi ve mutlu olmak için öneriler oluşturmaya çabalaması gerekiyor. Çocuğu disipline etmek gerektiğinde disipline edilmesi gerekir, düzeltilmesi gerektiğinde de düzeltilmesi gerekir. Neyi bilecek? Misafirin yanında PlayStation'dan oynanmaz. Ama ben yok, hayır, bu kadar. Anne evet, baba hayır derse, farklı tutumlar oluştururlarsa o zaman olmuyor bu. Evet. Etkili iletişim önemli. Aile içi konseyi oluşturup kuralları belirlemek önemli. Mola ve benzeri stratejileri kullanmak, imtiyazlardan vazgeçmek, olumsuz pekiştireçler işe yarıyor. Yaptırdığımız araştırmalar bunları gösteriyor.
Üstünleri güdülemek zor. Üstün zekalı çocuklar iyi güdülenmedikleri takdirde okulda başarısız olurlar. Merakını artırmak ve devamını sağlamak güdülenmeyi artırır. Yani çocuk leblebi, ne ha bu leblebi dedi diye leblebi getirirseniz bir daha leb demesine gerek yok. Nasıl olsa karşıdan geliyor. O zaman sorduğu soruya sorduğu kadar cevap vermek, merak ettirmek. Peki bu konuda sen ne düşünüyorsun? Sorusuna cevap verme yerine o soru konusunda ne düşündüğünü sormak çocuğu merak ettirmek olabilir. Öğrenmenin ön koşulu meraktır. Merakı devamlı artırmamız lazım ki çocuklarımız öğrenmeye odaklansınlar. İlgilerini çeşitlendirmek lazım. Zaten bu çocuklar biraz kelebek misali oradan oraya maymun iştahlılık gösterebilirler. Ama bir hafta keman olmadı, piyano. Hayır, öyle bir şey değil. Eğer müzikte kemanı tercih ettiyse kemandan sonuna kadar gitmesi gerekiyor. Ortamı sağlamak lazım ve çeşitli biçimde yetenek alanlarında kendini denemesine fırsat sağlamak gerekiyor. Okuma düzeyine ilişkin yayın sayısını artırmak gerekir diyoruz. Birlikte kitap okumak diyoruz. Maalesef kitap okumayan bir toplumuz. Çocuklarınıza kitap okuyun dediğimiz zaman bir tek çocuğun görevi olarak algılıyor aileler. Ailelerin kendileri de kitap okumuyor. Şimdi bütün herkesin ilgilendiği temel nokta sosyal medya. Küçük yaştan itibaren de çocukların sosyal medyalara girdiğini görüyoruz. Bunlar da denetim altında olması gereken noktalar. Sınama yanılma yapmasına fırsat vermemiz lazım. Cesaretlendirmemiz lazım. Orijinal fikirlerini desteklememiz lazım. Güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesine yardım etmemiz lazım. Bağımsızlığa ulaşmasını cesaretlendirmemiz lazım. Kendi başına yapabileceği şeylere fırsat tanımamız gerekiyor. Bıkkınlığın olmaması için okulda düzenlemelerin yapılması gerekir. Nasıl düzenlemeler olur? İlgilendikleri konulardan biraz önce de söylediğim gibi sıklıkla sıkılabilirler. Güçlü bellekleri nedeniyle okulda tekrarlanan etkinliklerden sıkıldıklarını görüyoruz. Yani bir sayfa yazı yazmak, bir sayfa problem çözmek. Bunlar çabuk sıkıldıkları, bıktıkları noktalar. Şöylece söyleyeyim. Okuma yazmayı 3 yaşında öğrenmiş olan bir çocuğumuz okula başlayacaktı. Öğretmenle görüştük. Hızlı geliştiğini söyledik. Okuma yazmayı bildiğini, 4 işlemi bildiğini söyledik. Yani 1. sınıfla ilgili olan akademik becerilerin büyük bir kısmını bilerek okula başlıyordu. Programı zenginleştirmesi gerektiğini söyledim. Çocuk okula başladı. Öğretmen ilk hafta buna şey demiş, sen resim yap demiş diğerleriyle çizgi çalışmaları ve benzeri yaparken. O da onun üzerine güzel bir resim yapmış. Resmin arkasına da okuldan nefret ediyorum yazmış. Götürmüş öğretmene göstermiş yazdığı şeyi. Sakın bunu arkadaşlarına gösterme, resmini duvara asalım demiş. Aile geldi anlattı. Hocam dedi, hiçbir zenginleştirme yapmıyor öğretmen. Sadece resim yaptırtıyor bizim çocuğumuza dedi. Şimdi böyle olunca okuldan bıkıyorlar. O nedenle de bu bıkkınlığın olmaması için çocuğun performans düzeyine uygun olarak programı bizim farklılaştırmamız gerekiyor ve bu noktada da aileyle işbirliği içinde olmamız lazım. Şimdi çocukların yakındıkları noktalar da var. Ben 8 nokta tespit etmiştim. Bunlardan birisi diyorlar ki hiç kimse bize üstün olmanın tüm boyutlarını açıklamıyor, sır gibi saklıyorlar. Okul hem çok kolay hem de çok sıkıcı. Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım bizim her zaman mükemmel olmamızı bekliyor. Bizi gerçekten anlayan arkadaş sayısı hem az hem de çok nadir. Zeki olduğumuz için bazı sınıf arkadaşlarımız bizimle alay ediyor. Yaptığımız bazı şeylerden dolayı kendimizi bunalmış hissediyoruz. Kendimizi diğerlerinden farklı ve yabancılaştırılmış hissediyoruz. Dünyadaki sorunlarla oldukça ilgiliyiz. Onların çözümüne katkı yapamadığımız için de kendimizi çaresiz hissediyoruz diyorlar. Bu noktada iki tane örnek vereyim gene.
5 yaşında değerlendirmeye annesi getirdi. Heyecanla girdi. Öğretmenim dedi, biliyor musunuz dedi. Ben dedi Suriyeli göçmen sorununu çözdüm dedi. Çünkü Ankara'da, Kızılay'da, bütün köşe başlarında bol miktarda Suriyeli göçmenler perişan vaziyette duruyorlardı o zaman. Ne buldun dedim. Toki'nin bir yığın dedi boş evi var dedi. Niye biz bu Suriyeli göçmenleri oraya yerleştirip de ev sahibi olmalarına fırsat tanımıyoruz? Bir diğeri de çok konuşan bir çocuk, serviste annesiyle şehir dışından şehre geliyor. Artık servistekiler bunun sorularından ve konuşmalarından bıkmışlar. Annesine demişler ki ya bu çocuğunu doğru dürüst kontrol et, yoksa sizi servise almayacağız. Anne ne yapacağız dedi. Oğlana dedim ki bana yolda gelirken pencereden dışarıya bakıyorsun ve tek ve çift kaç tane araba geçtiğini onları kaydedip getiriyorsun dedim. Bir hafta sonra geldi, görevini yapmış. Dedi ki öğretmenim dedi bir şey fark ettim ben dedi. Neyi fark ettin dedim. Yolun kenarına bir yere atılmış lastik var dedi. Patlak lastikler ya da kavak lastikler. Çevre kirliliği yapıyor dedi. Evet dedim. Bir de dedi bu yolun kenarındaki babalar dedi trafik kazalarında birinci planda dedi. Araçlar oraya hızlı gittikleri için çarpınca takla atıyorlar. Ölümlü kazalar oluyor. Doğrudur dedim. Ben dedi çözüm buldum bu soruna dedi. Nasıl bir çözüm buldun Anıl dedim. Adı da Anıl'dı. Dedi ki o lastikleri biz dedi bir biçimde babalar şekline sokabiliriz. Yolun kenarındaki araçlar buraya çarptıkları zaman esnediği için sert bir biçimde takla atmazlar dedi. Şimdi bunlar. Bir diğeri Tokat Bilim Sanat Merkezi'ne gittiğimde görmüştüm. Orada çocuklar kiraz saplarından sunta yapmışlardı. Bunlar atık malzeme olarak çöplükte duran şeyler. Bu suntaların nasıl yapıldığı ile ilgili oluşturdukları projeyi üreticilerle paylaşıp bunun sanayiye kazandırılması gerektiği konusunda yoğun çabalar harcıyorlardı. Demek ki bizim mutlaka çözüm gerektiren noktalarda bu çocukların söylediklerini dikkate almamız gerekiyor. Şimdi eğitimimizde karmaşık bir durum var arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Üstün zekalı çocuklar için sunulan, öğrenciyi bunaltmayan ya da ona yeni bilgileri sunabilen en iyi eğitim uygulamasını bulmak zor. Bu gerek devlet okullarında gerek özel okullarda aynı, çok da fazla bir farklılık yok. Bunun daha kötüsü bir durum, bulunan uygulamalardaki örgütlenmelerin çocukların gereksinimlerine cevap vermede uygun olmadığını gözlüyoruz. Aşırı biçimde duyarlı, meraklı ve yaşının üstünde gelişmiş, olgun olan üstün çocuklar için devam ettiği okul ortamında iyi eğitim alamama riski var. Ve destek eğitim odalarının bunlara yeterince açılmadığını ve orada gerekli destek eğitimi almadıklarının da arkadaşları tarafından çok bilmiş ukala, inek gibi aşağılayıcı etiketler kullanılıyor. Davranış ve uyum sorunlarının kaynağı olarak öğretmenler üstün zekalı çocukları işaret etme olasılığı var. Hareketli oldukları için hiperaktivite tanısı alma riskiyle karşı karşıyalar. Özgüveni geliştirmesi ve değişik derslerdeki performansını ortaya çıkartamaması gibi bir tehlike de söz konusu. Neler var olası olarak? Hangi problemler söz konusu bakarsak kısaca? Bilgiyi çok çabuk kazanmak ve aklında tutmak temel özellikleri olduğu için güçlü yanları, diğer çocukların yavaş edinimlerine sabırsızlık gösterme ve örnek verdiğim gibi hoşlanmama, rutin ödevlerden hoşlanmama, temel beceri edinmeye direnç gösterme, kavramları gereksiz yere karmaşıklaştırma gibi bir problem yaşayabiliyorlar. Kavramlaştırma yeteneği, soyutlama, sentezleme, problem çözme ve zihinsel etkinliklerden hoşlanma bunların temel özelliklerinden. Ayrıntıları reddetme ya da hesaba katmama gibi, ödevleri yapmaya direnmek gibi, öğretim sürecini sorgulamak gibi problemlerle karşılaşmamız söz konusu.
Neden sonuç ilişkisini görebilmek kuvvetli ve güçlü yanları, duygular, gelenekler ya da dini ağırlıklı konular gibi mantıklı olmayan şeyleri kabul etmekte güçlük çekmek söz konusu. Bunun dışında gerçek eşitlik ve hakkaniyete düşkünlükleri var. Pratik olmada güçlük yaşıyorlar. İnsanlığa ilişkin konularla ilgilenmek, toplumda ters giden konuları sorgulamak çok çok önemli ve burada problem yaşıyorlar. Benim asistanlardan birinin oğlu böyle hızlı gidiyor. Dolmuşta babasının yanında oturuyormuş. Dolmuş şoförü çok hızlı gidiyor. Trafik kurallarına dikkat etmiyor. Abi sen ne yapıyorsun? Hem emniyet kemeri yok hem de bu kadar insan taşıyorsun. Biraz yavaş gitsene. Bizi öldürmek mi niyetindeymiş şimdi? 4 yaşında bir çocuğun şoföre bunu söylediğini düşünün. Dedim şoför ne yaptı dedim. Önce çok bozuldu dedi. Döndü çok kötü baktı dedi. Sonra düşündü peki daha sonra yavaşladı dedi. Demek ki fark ediyorlar ters giden şeyleri. Zengin sözcük dağarcıkları var. Üst düzey konularla kapsamlı bilgileri var. Çeşitli durumlardan kaçmak için kelimeleri kullanabiliyorlar. Her şeyi biliyormuş gibi görünüyorlar. Bunlar da problem durumu olarak karşımıza çıkıyor. Eleştirel düşünme bunların temel özelliklerinden biri. Diğer kişilere karşı eleştirici ya da toleranssız olma, örnek verdim size. Hayal kırıklığına ya da depresyona uğrayabilme, istedikleri gibi gitmezse olaylar. Mükemmeliyetçilik temel hedef olabilir. Bunun sonucu olarak iyi yakalayamaz, ödevlerini zamanında veremez, projeleri eksik bırakabilir. Bunlar problem olarak karşımıza çıkabilir. Yaratıcı ve keşifçi yeni yollar bulmaktan hoşlanmak, öğretmenin hazırlamış olduğu planları bozmak, bilinen yolları reddetmek, diğer kişilerce farklı ve ayak uydurulamayan birisi olarak görülmek gibi bir problemle karşılaşabilirler. Bunun dışında ilgilendiği konularda uzun dikkat süresi ve odaklanma, çalışmanın bölünmesine aşırı tepki gösterebilirler. Odaklandığı konuda çalışırken diğer insanlar ya da görevleri umursamazlar. Dik kafalılık ve inatçılık yapabilirler. Diğer insanlara empati geliştirme, aşırı duyarlılık, akranların onu istememesine ya da eleştirisine duyarlı olabilirler. Diğer insanların da aynı değerlere sahip olmasını beklerler. Dürüstlük eğer benim motomsa herkes dürüst olmalı derler. Başarılı olma ve tanınma gereksinimi gibi bir problemle de karşılaşma olasılıkları var. Yüksek enerjileri var. Etkinlik olmadığında engellendiğini hissedebilir. Başkalarının programlarını bozmaya isteklilik var. Oyunları kendi istediği biçimde kurmak ister. Devamlı uyarılmak isteyebilir. Aşırı hareketlilik yani dikkat eksikliği, hiperaktivite problemi söz konusu olabilir. Bağımsız ve bireysel çalışmayı yeğlediği için öğretmenlerin, ana babaların ve arkadaşların önerilerini reddedebilir, uyumsuzluk gösterebilir, grup çalışmalarında görevleri yerine getirmede aşırı sorgulama yapabilir. Ben yapayım, diğerleri dursun. Tabii güçlü mizah duygusuna sahip demiştik. Dağınık ve disorganize görüntü verebilir. Zaman azlığında engellenir. Diğerleri sürekli yarışma bekler. Olaylardaki saçmalıkları görür. Espriler akranlarınca anlaşılmayabilir. Arkadaşlar dikkatini çekmek için sınıfın şaklabanlığını yapabilirler. Peki siz ne yapabilirsiniz? Nasıl iletişim becerileri geliştireceksiniz ve ailelerle işbirliği yapacaksınız? Bunun için eğitim ortamında bir aile eğitimimiz var, bir de birlikte eğitimimiz var biliyorsunuz. Aile eğitim maalesef özel üstün yetenekli çocuklar, üstün zekalı çocuklar için ayrı eğitim ortamımız artık yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'da bir okul olduğunu duyduk ama nasıl bir program uyguladığını bilmiyoruz. 170 zeka bölümü ve üstündeki çocuklar için yapılmış bir okulmuş. Orada ne öğretildiğini bilmiyoruz. Bunun dışında Gebze'deki inanç Tevitöl, Türk Eğitim Vakfı Tevitöl Lisesi'nin kapandığını biliyoruz. Fen liseleri, fen ve matematik alandaki
Üstün yetenekli çocuklar için açılmış okullardı. Amacından saptığını biliyoruz. Sıradan okullar haline döndü. Güzel sanatlar liseleri ve benzerleri bunların seçimlerinde farklılaşmalar oldu. Aile eğitimi çok da fazla götüremedik biz. Birlikte eğitim şu anda üstün yetenekli, üstün zekalı çocukların hepsi akranlarla beraber herhangi bir ayrım olmadan aynı eğitim ortamında eğitim görüyorlar. Bazı özel okullar üstün zekalılarla ilgili özel sınıflar, özel programlar açtık diye reklamlarını yapıyorlar. Bir kısmı bunları uyguluyor IB sınıfları ve benzeri olarak. Bir kısmı ise çocukların tüm vakitlerini alıp boşu boşuna yükleme yapıyorlar. Böylesi bir yapı içinde öğretmenler ne yapabilirler? Bir defa sınıf mevcuduna bağlı olarak yatay dikey zenginleştirme yapılabilir. Yatay zenginleştirme daha çok sosyal bilgiler alanlarında yapılıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Dikey zenginleştirmesi temel bilimlerde yapılıyor. Fen, matematik, fizik, kimya gibi. Şöyle bir örnek vereyim. Tarih dersinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği dönemi konuşuyorsak, bu ders işleniyorsa, aynı dönemde İngiltere'de ne oluyordu, Çin'de ne oluyordu, Hindistan'da ne oluyordu, Mısır'da ne oluyordu, Kuzey ülkelerinde ne oluyordu gibi projelendirme bir yatay zenginleştirme oluyor. Dikey zenginleştirmede ise moleküller üzerinde çalışıyorsak moleküllerin alt dilimleri nelerdir? Hücrenin daha alt dilimleri bunları nasıl belirleyebiliriz diye derinlemesine inceleme yaptırmak, projelendirmek, dikey zenginleştirme olabilir. Bu çocuklar birlikte eğitim ortamında hepsi de ne yapılabilir? Başlıca hızlandırma yapabiliyoruz, sınıf atlatma yapabiliyoruz. Sınıf atlatma işte okuma yazmayı okula başlamadan öğrenmiş olan çocukların birinci sınıfın ilk yarısında öğretmenler kurulu kararıyla yapılan bir sınavla ikinci sınıfa atlatılması oluyor. Hızlandırma ilk 3 senede tekrarlayan konuları bir araya getirerek tekrarlamayan konularla 3 yılı 1,5 yılda okutmak şeklinde hızlandırma yapılabiliyor. Türdeş yetenek grupları 1960'lardan 70'lerin ortasına kadar devam etti ama sonradan kapatıldı. Özel sınıflar da öyle. Özel okullarda biraz önce söylediğim gibi artık yok. Peki yapılması gereken ne? Zenginleştirme, müfredatı derinlemesine, genişletmesine ne yapmak lazım? Eklemeler yapmak lazım. Materyallerle çeşitlendirmek, yaratıcılık ve eleştirel düşünmeyi, problem çözme ve iletişimi, toplumsal becerileri geliştirme yönünde zenginleştirmeler yapılabiliyor. Şu anda en popüler olan programın farklılaştırılması, başında da söylediğim gibi, her çocuğun öğrenme gereksinimine uygun bireysel programlar oluşturma. Bunun içinde çocuğun ön öğrenmelerini bilmek zorundasınız. Ön öğrenmeler yanında öğrenme kanalını bilmek zorundasınız. Bunun dışında çocuğun öğrenme hızını bilmek durumundasınız. Bunlarla ilgili olarak da kubaşık öğrenme ya da işbirlikli öğrenme dediğimiz öğrenme stratejileriyle sınıftaki programı yönlendirmeniz ve öğretmenin burada bir rehberlik rolünü oynaması, her çocuğun da sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir. Eğitim ortamında gereksinimlerini karşılamak için uzman yönlendirmesine ihtiyacımız var. Erken çocuklukta çocuğu mümkünse saptamamız gerekiyor. Olumlu yanlarını desteklememiz gerekiyor. Öğrenme gereksinimlerini karşılayacak esnek okul yapısı geliştirmemiz gerekiyor ki bu biraz zor. Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme programları gerekiyor. Bütün öğretmenlerin hızlı gelişen çocuklarla ilgili olarak bilgiye sahip olması lazım. Sadece hızlı gelişen çocuklar değil, özel gereksinim olan tüm çocuklarla ilgili olarak. 1997 yılında yaptığımız bir kongrede İngiliz alan uzmanı Profesör Peter Mittler geldi. Biz öğretmen problemleri, personel problemleri özel eğitimde tartışıyorduk.
Dedi ki tek bir çözüm yolu vardır bunun dedim. Ayrı öğretmen yetiştirmekten vazgeçeceksiniz. Bütün öğretmenleri özel eğitim öğretmeni gibi yetiştireceksiniz dedi. Branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri. Özel eğitim öğretmenleri Türkiye gibi 80 küsur milyonluk bir ülkede gerekli. Gezici öğretmen olarak kullanabiliriz, gölge öğretmen olarak kullanabiliriz. Destek eğitim odalarında öğretmen olarak kullanabiliriz. İş meslek okullarında öğretmen olarak kullanabiliriz. Yatılı ayrı eğitim kurumlarımız var, oralarda kullanabiliriz. Ama asıl görev olağan gelişen çocuklara öğretmenlik yapan öğretmenlerimizdir arkadaşlar. Onların hepsinin bunları bilmeleri lazım. Çocuk neden başarısız olur? Öğrenciye uyguladığı program çok kolaysa öğretmenin, sınıf çalışmalarının hızı çok ağır gelişiyorsa, aşırı tekrarlara yer veriyorsa, derinlemesine tartışmalara yeterince yer verilmiyorsa, konular öğrenciye ilginç gelmiyorsa zaten bunları bilerek geldiyse, olgunluk ve yetenek düzeyinin çok çok altındaysa, daha güçlü bunlar başarısız olur çocuklar. Ne yapacak öğretmen? Daha güç sorular soracak. Sınıf çalışmalarına ilişkin özel araştırma ve incelemeler verecek. İşsel kol başkanı olmalarına fırsat tanıyacak. İlgilendikleri konuda özel proje yapmasına ve sınıfta bunu sunmasına fırsat tanıyacak. Sınıf düzeyine dikkate almadan çocukların kendi hızlarında programda ilerlemelerine fırsat tanınması lazım. Ben önermişti mevcut Milli Eğitim Bakanımız yapmış olduğu bir toplantıda. Dedim ki ders geçme sistemi, kredili sisteme benzer olarak notlama sisteminin değişmesi lazım. Beşlik sistem, onluk sistem yerine 17'lik bir sistem koyarak bu çocukların notlanması ve kredilendirilmesinin yapılması gerekiyor ki her çocuk kendi hızına göre birlikte eğitim ortamında eğitim alsınlar diye öneride bulunmuştum. Ama henüz değerlendirme kısmında ona çok da dönüt bir alamadım. Açık biçim gözünü oldukları matematik, fen ve benzeri derslerde daha üst düzeyin sağlanması lazım. Daha özgür ve ileri çalışmalara fırsat tanınması lazım. Mentorluk sisteminin gelmesi lazım. Üniversitelerden ders almalarıyla ilgili program düzenlemelerini yapması lazım. Çok erken üretici hale geçmeleriyle ilgili fırsatların tanınması gerekiyor. Ana babalar ve okul aile iyi birliği, iyi bir ilişki kurulması lazım. Özel ders ya da en yakın üniversitelerden ders söylediğim gibi öğretmene yardımcı olunması gerekiyor. Şöylece bu çocuklar çok hızlı gittikleri için bazı konularda öğretmen öğretimde bunlardan faydalanabilir. Bazı çocuklar çünkü akran öğrenmesiyle daha iyi öğrenirler. Yeteneklerinin farkında olmaları ve değerini bilmeleri gerekiyor bu çocukların. Çünkü sayıları oldukça sınırlı. Ne tür öğretmenden hoşlanıyorlar bu çocuklar? Öğrenme ile ilgili ve yeterli olan öğretmenden, sıra dışı yöntem ve yeterliklere sahip olan öğretmenden, adil ve tarafsız olan öğretmenden, işbirlikçi, demokratik tutum gösteren, esnek olan, espri duygusuna sahip, ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahip, ilgi alanında çeşitlilik gösteren, insanların sorunlarıyla ilgilenen, artı hoş bir dış görünüş ve tavra sahip olan öğretmenlerden hoşlanıyorlar. Evet, benim size sunum bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa onları da cevaplamak isterim. Evet. Hocam çok teşekkürler. Sohbet kısmına öğretmenlerim sorularını yazabilirler. Veya söz hakkı Sanat kitap okumayan isterseniz toplum. Evet. mikrofonunuzu da açabilirim Çok hızlı öğretmenlerim. geçince ben çabuk okuyamıyorum artık. Ben yaşlı bir kadınım arkadaşlar onun için. Biraz soruların ağır geçmesi lazım. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun.
Videonun YouTube'a kaydı yapılacak mı? Onu sizler bilirsiniz. Bir soru geldi. Sizce bilsemlerin en büyük avantajı ve dezavantajı nedir diye? İSEM'lerin en büyük avantajı çocukların boş vakitlerini değerlendirme konusunda ilgili ve yeterli oldukları alanlarda destek eğitim veren bir destek eğitim kurumu. Okula destek oluyor değil, çocuğa destek olan bir kurum ama çocuğun burada yapmış olduğu ürünlerin hiçbirini genel eğitime transfer edip orada değerlendiremiyoruz. Onun için sanki kurs gibi kalıyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Oranın öğretimiyle genel eğitimin öğretiminin bu çocuğun sınıf geçme, projelendirme, üniversiteye giriş ve benzerinde ortak hareket etmesi ve değerlendirmesi gerekir. Yoksa yazık oluyor bu çocuklara. Boşu boşuna cumartesi, pazar günlerini de halletmiş oluyoruz. Hocam teşekkürler. Zekalı bir öğrencinin olduğunu düşünüyorsak, rehber öğretmen yoksa ilk adım ne olmalı demiş Arife Çelik. Şimdi rehber öğretmen yoksa bir sınıf düzeyine göre çocuğun öğrenmesini tespit etmeniz lazım. Etiket koymadan hızlı giden bir çocuk. Dil becerisi nedir? Soru bir şöyle söyleyeyim. Bazı çocuklar soru sorduğunuzda hemen parmaklarını kaldırır cevap verirler. Ondan sonra defterleri çok muntazam olur. Güzel yazı yazarlar, kenar süslerler, öğretmenin hoşuna giden davranışlar yaparlar, söz dinlerler. Bu çocuklar parlak çocuklardır. Ama üstün zekalı çocuk, soruya cevap veren değil, sizi soru yönelten çocuktur. Sizin kaçamak noktalarınızı yakalayan çocuktur. Size farklı biçimde yaklaşan bir çocuktur. Soru soran bir çocuktur. O zaman soru soran, sorgulayan, kuralları ne olduğu ile ilgili sizinle tartışan, sözcük dağarcığı çok zengin olan ve çok uzun cümleler kurabilen, neden sonuç ilişkilerini kestirebilen çocuklar hızlı gelişen çocuklardır. Üstün zekalı etiketi koymanıza gerek yok. Bakın ben hızlı gelişen diyorum. Hangi alanda hızlı gelişiyor? Kimisi matematik alanda, kimisi sözel dil alanında, kimisi müzik, resim, beden eğitimi, toplumsal ilişkiler ve benzerleri alanında hızlı gelişiyorlar. Bunun için üstün zeka demeksizin bana gelen çocukların hepsine ben ailelerine diyorum ki çocuğunuz şu 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 alanlarda akranlarına göre şu kadar hızlı gelişiyor. Şu alanlarda da onlardan daha az gelişiyor. Şurada desteklenmek, şurada da mutlaka hızlandırmak gerekir diyorum. Evet. Afgan bir öğrencim var. Üçüncü sınıfta Türkiye'ye gelmiş. Türkçeyi öğrenmiş. Çok hızlı öğreniyor. Üstün ya da yetenekli olduğunu düşündüm. Rama yönlendirdim. Teste sınırlı kalmış ama iyi test edilmiş bir öğrenci, dil yetersiz. Ama iyi tespit edilmiş bir öğrenci, dil yetersiz dediler. Test var mı? Biz bu öğrenciye okulda zeka testi yapalım mı? Evet. SEP dediğiniz nedir? SEP. Evet. Şöyle bir şey. Bununla ilgili çok vakayla karşılaştık. Rama göndermenize gerek yok. Dildeki yeterliğini artırmanız lazım ki çocuk kendini daha iyi ifade edebilsin. Onun için konuşma ve kendiyle ilgili ifade becerilerini geliştirici çalışmalar yapın. İlla da test vermenize gerek yok. Hızlı gidiyorsa hızlı gidiyordur. Yabancı uyruklu olsun olmasın bir şey fark etmiyor. Öğrenmesi önemli. Çok hızlı öğreniyormuş. Hangi alanlarda ilgisi varsa o yönden desteklenmesi gerekiyor. Herhangi bir ölçek uygulamanıza gerek yok. Çocuğun yetenek alanlarını belirlemeniz gerekiyor. Matematik midir? Türkçe midir? Resim midir? Müzik midir? Okuldaki dersler açısından söylüyorum. Bunların belirlenmesi gerekiyor. Onun dışında bir ölçek uygulamanıza gerek yok. Evet. Zenginleştirilmiş eğitim programı. Evet. Zenginleştirilmiş eğitim Hocam programı. yukarıda bir soru daha vardı. İlkokulda sınıf atlatmayı doğru buluyor musunuz şeklinde bir Evet. öğretmen sormuş. Şimdi üst üste değil, bir kez olabilir başlangıçta.
Okumayı yazmayı bilerek geliyorsa ikinci sınıfı atlatabilirsiniz. İlk üç sınıfta programlar çok farklılaşmadığı için ilk üç sınıfta bir kez atlatma yapılabilir. Ondan sonraki atlatmanın üniversite ve liseye kayması lazım. Yani bu çocukları boşu boşuna belli yaşlara gelerek okulu bitirmelerini ya da belli programların tümünü okuyarak bitirmelerini istememiz hakkaniyetli bir davranış değil. Çünkü şu andaki üniversitelerdeki 4 yıllık kendi alanım için söylüyorum program. Benim programı hızlı giden bir çocuk 1,5-2 yılda bitirebilir. O zaman ben niye 4 yıl bekleyeyim ki bunu? Üstten ders alarak, krediyi tamamlayarak erken bitirmelerini sağlamamız lazım. Bu da sınıf atlatma, hızlandırma biçiminde oluyor. Olabilir, evet. Bir kez olacak ilkokulda. Daha fazla olmayacak. Çok fazla yaparsak 9 yaşında, 10 yaşında üniversiteye gelmiş öğrenci getiririz ki o zaman da sosyal uyum sorunu karşımıza çıkar. Henüz onu kaldırabilecek kapasitede değil üniversitelerimiz. Ama yurt dışında çok küçük yaşlarda hızlı gittikleri alanlarda üniversitelerden ders almaları mümkün olabiliyor. Bizde de böyle bir esneklik yapılabilir. Bazı dersleri üniversitelerden alabilirler. Ama bazı dersleri de akranlarıyla beraber görmeleri gerekir. Evet. Sadece zenginleştirme mi yapmalı? Hayır, farklılaştırma da yapabilirsiniz. Matematik öğretmeniyim diyor Ömer Bey. Sadece zenginleştirme mi yapmalı? Programı, bakın program sıkıştırılmalı, tekrarlayan konular atılmalı. Farklılaştırarak değiştirmemiz lazım programı. Ama şöyle bir şey, mesela 3. sınıftaki bir çocuğun tekrarlara attınız 4. sınıf, 5. sınıf matematiğini verin demiyorum. 3. sınıftaki bir çocuğa matematikte zenginleştirme yaparken eğer siz orada çarpma ve bölmeye geldiyseniz bu çocuk da çarpma bölmeyi bırakın neredeyse cebirsel işlemlere geçiyorsa ona derinlemesine inceleme yapacak müfredatın içinden konular seçmeniz lazım. Şöyle söyleyeyim, sayılar kim buldu? İlk kez bu sayılara bu isimleri verenler kim? Sen olsan birden 10'a kadar olan sayıya ne tür isimler verirdin gibi araştırma konuları vererek daha farklı düşünmesini, farklı yönlere derinlemesine gitmesini sağlamamız lazım. Sadece aritmetik işlemler değildir çünkü matematik problem çözme becerilerini geliştirmekte temel hedef olmalı. Günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözme becerisini geliştirmekte problem çözme içine matematiksel problem çözme içine girebiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir 5 yaşında oğlum vardı burada KKTC'de. Ankara'da beni buldular. Sonra burada da devam ettik. Temel ilgi alanı sayılardı. Sayıları şeye kadar, katrilyona ve sonsuza kadar neredeyse sayabilir beceriye sahipti. Bilgisayarın başına annesi oturmuş. O da sormuş, yüzden sonra ne gelir, binden sonra ne gelir. Kadıncağız bakmış söylemiş, bakmış söylemiş. Sonra demiş ki oğlum artık bir şey gelmiyor, sonsuz gelir demiş. Peki sonsuzdan sonra ne gelir anne demiş. Hiçbir şey gelmez, sonsuz demiş, sonsuz. Ucu bucağı yok demek bunun. Başka bir şey gelmez. Gelir anne demiş. Sen söyle o zaman demiş, bilgisayar söylemiyor demiş. Bir gelir anne demiş. Döngü, evrendeki döngüyü yakalamış bir çocuk. Şimdi böyle düşünen bir çocuk için siz 4 işlemi öğretmişsiniz. Olmaz ki. Başka bir şeyler söylemeniz lazım. Matematiksel olarak. Söylemek istediğim o, evet. Yıllardır bu alanda çalışma yapan bir akademisyen olarak neden sizin gibi değerli hocalarımız düşüncelerini dikkate alınmıyor? Vallahi bilmem, en son Sayın Bakan'a dedim ki bir daha beni çağırmayın dedim. 40 yıldır ben size söylüyorum, söyledim hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz ama şuralarda bazı kararlar almıştık. Biliyorsunuz şura kararları zorunlu değil, uygulama yaptırımı olmayan kararlar. Şurada kararlar aldık. Bir kısmı gerçekleşti ama bütün çocuklar açısından genel eğitimi iyileştirdiğimizde, genel eğitimdeki uygulamaları yapılandırdığımızda, farklılaştırmayı öğrendiğimizde, program değiştirmeyi öğrendiğimizde bütün çocuklar yarar sağlayacak. Bunların içinde de en fazla özel gereksinimi olan çocuklar ve üstün zekalar yararlanacak. Onu da bilmemiz lazım. Evet.
Hocam yukarıda bir soru var Ömer hocamızın. Matematik öğretmeniyim. Bu çocuklara var olan kazanımlar üzerinde sadece zenginleştirme mi Bunu yapılmalı söyledim yoksa? işte biraz önce Ömer Bey'e söyledim. Sadece zenginleştirme olmaz. Programın farklılaştırılması lazım. Tamam hocam. Sadece Teşekkür ederim. zenginleştirme yeterli değil. Evet. STEM Sistem çalışmalarının ilkokul üstün zeka çocuklara etkisi nedir? Şu anda moda STEM. Bir dünyada STEM üzerinden gidiliyor. Yani fen, fizik, matematik ve fen konuları üzerinde gidiliyor. Kodlama üzerine gidiliyor. Bu çocuklar bunları almaya çok müsaitler. Ve ilkokuldan itibaren özellikle özel okulların büyük bir kısmında STEM üzerinde yoğun olarak çalışılıyor. Alırlar, aldılar. Tamam, ilkokulda tamam. Sonra ortaokulda, lisede, üniversitede üstünü getirmezseniz orada aldığından kalır. Yani moda olan bir şey alıp ilkokula uygulamak ki özel okulların büyük bir kısmı yapıyor. Yurt dışında böyle böyle yapılıyor, biz de böyle yapalım diye. Tamam ilkokulda kaldı. Ortaokul programını ona göre düzenlemezseniz, lise programını ona göre düzenlemezseniz, ona bağlı olarak da üniversite programlar düzenlemezseniz, sistemin okunması ilkokulda çok da bir etki yapacak bir şey değil ama bu çocuklar ilkokulda sistem öğrenebilirler. Evet. Başka ne var? Aynı soruyla karşılaştım hocam ve ben de bir geldiğini düşünmüştüm ama söyleyemedim. O anki çaresizlik. Evet. Fena bir duygu. Evet. Sence ne gelir diye sormak lazım. Sen söyleme, o söylesin. Duyguyu kendinize ne yapmışsınız alırsınız. Hangi kaynakları önerirsiniz bu alanda? Vallahi internette oldukça bol kaynak var. Uğursak Hoca'nın kaynakları var. Benim makalelerimin hepsi YouTube'da ve şeyde Google üzerinden bulabilirsiniz. Artı YÖK'te bu konuda yapılmış olan tezler hepsi orada, üstün zekalılar alanda yapılmış olan tezler. İstanbul Üniversitesi'nde bu konuda çalışan Hasanaylı Yücel Eğitim Fakültesi'nde arkadaşlarımız var. Onların yaptığı çalışmalar var. Oralardan bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kitleri var. O kitler baya güzel. Üstün zekalı çocuğum var, üstün zekalı öğrencim var. Öğretmenlere tavsiyeler gibi kitap açıklar oluşturdular. Onlar işinize yarar. Alan uzmanlarıyla yazışmanız lazım. Anadolu Üniversitesi'nde Uğursak Hoca'nın bir programı var, ÜYEP diye. Oradan yazışabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi bu çeşit programları olanlarla yazışmanız, alanda çalışan hocalarla yazışmanız lazım. Evet. Materyal ve kitaplar çocuğun ilgi alanına göre gelişmesi lazım. Yani ben bu pandemi nedeniyle 50 yıl, kaç yıl oldu bilmiyorum ama Instagram denilen bir sosyal medya var. Sosyal medyaya girmek zorunda kaldım pandemi nedeniyle. Çünkü konferanslarımı oradan vermem gerekiyordu. Üniversite öylece bir ayarlama yapmıştı. Valla onu yapınca o kadar çok şey var ki sosyal medyada. Onun için kendinizi geliştirecek seminerler yapılıyor. Talep edilebilir. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretmenlik programı başlayacak inşallah. Orada Mahmut Çitil Hoca var. Milli Eğitim Bakanlığı'yla danışmanlık hizmetleri de yapıyor. Benim öğrencim, doktora öğrencim bu konuda çok çok iyi çalışmaları var. Ondan faydalanabilirsiniz. Ulaşırsanız bana, ben de size destek olmaya çalışırım. Evet. Yazışabilir miyiz? Yazışırsınız. Bakın orada mail adresim var. ataman@eun.edu.tr. Tamam mı? YÖK'ün bütün öğretmenler için üstün zekalı, üstün yetenekli çocukların öğretmenliğine ilişkin sertifika programları açması lazım. Uzaktan eğitim biçiminde olabilir. Bu sertifika programlarını alan öğretmenler bu konuda kendilerini eksiklerini tamamlayabilirler. İstanbul'da güzel dernekler var, onlarla irtibat halinde olabilirsiniz.
Ezher'in bir kısmına YÖK'ten ulaşabilirsiniz, bir kısmına da üniversitelerden ulaşabilirsiniz, bir kısmına da yazarlarından ulaşabilirsiniz. Evet. Hocam hep webinardı. Peki, rica ederim. Başka, emeklerinize sağlık. Şey değil. Bu işi ticari olarak kullananlar da var. Hem de nasıl? Şimdi en popüler olan iki alan var arkadaşlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, üstün zeka. Bir de buna otizm spektrum bozukluğu eklendi. Bu alanın, özel eğitim alanının en popüler üç alanı. Bütün çocuklar üstün zekalı. Hareketli bütün çocuklar hiperaktif. Azıcık içe kapanık olan çocukların da hepsi otizm tanısı alıyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. İstanbul İl Milli Eğitim Teşekkür Müdürlüğü Öğretmen ediyorum. Akademilerimiz Sağ olun. adına. Bu da sanat çiçeğimiz size. Sevgili Oo, hocam. çok güzel bir buketmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkürler hocam. Tekrar tekrar emeklerinizi ve